Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bir bakalım sinir sistemi ile ilgili bir soru var. Nöron yapısı ile ilgili. Bir nöronun kısımları diyor aşağı numaralı olarak gösterilmiş diyor. Bir nöronun salgıladığı nörotransmitter maddeler diyor. E, numaralanmış kısımdan hangilerindeki reseptör bağlanabilir? Bakın dikkat edin. Bu soru basit ama hata yapabilirsiniz. Bir arkadaşlar? Bir dentrit. Yani kısa uzantılar dentrit. Şurası ne? Hücre gövdesi. Hücrenin gövdesi. Çekirdeğin bulunduğu kısım. Burası arkadaşlar akson değil mi? Uzun uzantıya biz akson diyoruz. Akson etrafında ne var bakın arkadaşlar? Miyelin kılıf var. Bu miyelin kılıfı göstermiş olabilir. Miyelin kılıf. Şu uzun uzantıya arkadaşlar akson diyoruz. Akson. Uyar arkadaşlar nereden nereye gidiyordu? Dentrit hücre gövdesi aksona doğru gidiyor idi. Şurası arkadaşlar? Akson ucu burası. E, bu nereye bağlanıyor arkadaşlar? Diğer sinir hücresinin bağlanıyor. Yani burası ne oluyor arkadaşlar? Sinaps oluyor diyoruz. Şimdi bize neyi soruyor? Diyor ki nörotransmitter madde diyor. Bu numaralandırılan kısımların hangisindeki reseptöre bağlanır diyor. Arkadaşlar iki yapmayın bu soruyu. Dikkat edin. Bakın iki no'lu kısım neresi? Akson ucu değil mi? E Buradan diyor ki nörotransmitter madde bu sinaps boşluğuna verildiği zaman neyi uyarıyor? Diğer sinüzesinin e, dentitinde veya hücre gövdesinde bulunan reseptörü uyarıyor. Tamam mı? Ve bu şekilde uyar arkadaşlar. E, bir hücresinin DNA geçmiş oluyor. E O zaman demek ki bu sinir hücresinin uyarılabilmesi için ne olması lazım? Ya şu dentitteki reseptörün uyarılması lazım ya da hücre gövdesindeki reseptörün uyarılması lazım. Dolayısıyla bir nöronun uyarılabilmesi için e, nörotransmitter madde ile beraber dentit ya da hücre gövdesinin uyarılması gerekiyor. Cevabımız adan olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.